Sarpdere köyünü geçtik az önce. Dublinsem arasında bir 3 kilometre kaldı. Burada güzel bir yer var. Güzel akan su, çay içmeye yerler falan var. Şöyle aileler gelip güzel toplanmışlar dere içerisine. Masalarını, sandalyelerini kurmuş insanlar. Dereye doğru güzel bir salıncak falan kurmuşlar. Burada güzel keyif yapılacak, ailece gelinip yorulacak, gezilmesi gereken Trakya'mızın güzel yerlerinden bir yere denk geldik. Bu da güzel oldu. Burası ayrıca da daha önce videolardan da izlemiştir arkadaşlar. Yılanı göremiyorlar, köprüyü göremiyorlar, yılanı görüyorlar burada. O mevki tam olarak burası. Yıkılan köprü ve yılan da nerede, şu civarlarda bir yerde olması lazım. Şöyle bir açıyı tam gösterirsen daha iyi hatırlayabilirler. Bayağı da güzel yer ya şu akarsu, vatan. Hacı, burası 10 numara yer ya. Zaten bu derenin suyunla çay demliyorlarmış adamlar. Söyledi az önce. Aynen. Çok güzel çayı oluyor diyor. Şu yerler falan yemek yemeyen bir önceden yok mu aynı zamanda? Aynen burası. Bayağı bak mescidi de düşünmüş adamlar üstüne. Yani namazını kılmak isteyen varsa hani kaçırmadan etmeden rahat bir şekilde halledebilir en azından. Şöyle bakalım abi, şu dere içinde güzel olmuş. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Arkadaşlar, Dıklısam arasında şu an adaletin tadına bakıyoruz. Bunlar nedir abi tam olarak? Şimdi içeriği vesaire. Yok. Kırklar eline çok eski bir deneyim. Bu üzümden üretiliyor. Üzüm, hardal tohumu ve vişne yaprağı var içinde. Bizim görünce direkt şarap şişesi gibi gördük bunları da. Şarabın alkolü gibi. Alkolü. Teşekkür ederim. Çok tarihi olan bir üründür. Geçmiş olan bir ürün. Atatürk'ün milli çiçek haline getirdiği bir ürünseydi ama Kırklar elinde, aynen Kırklar'ın köylerinde sınırlı kalmış bir ürün. Şarap tadı var ki sadece alkol şey keskinliği yok. Hardalın tatlı bir yakıcılığı dedi. Bu da verir miyiz acaba? İçerisinde hiç su, şeker, kişi ilave yoktu. Tamam, sana vereceğim. Tamam. Şöyle size de vereyim ben. Bu daha çok kansızlık, bağışıklık sistemi, sağlık için çok ne, bir dakika. Aslında hardaliyenin kökeni çok geçmişe dayanır. Evet. Osmanlılar döneminde kadar kullanan bir ürün. Çok mantıklı. Coğrafi işaretli bir ürün. Sadece Kırklar elinde üretilen bir ürün. Bunu nasıl tüketiyoruz? Mesela aldık bu şeyi atıyoruz sabahları ya da... Şarabın alkolsüz hali ama tadı güzel oluyor. Genelde sabah akşam birer çay bardağı çekiyoruz. Birer çay bardağı çekiyoruz. Fazla içmesinin hiçbir zararı yoktur. Çünkü tamamen üzümden üretilir. Sosta doğal herhangi bir kimyasal vesaire değil. Bitimini öneriyoruz. Dediğim gibi özellikle kan değerleri ve bağışıklık sistemi için çok kullanılan bir ürün. Ne kadara satıyorsunuz o bir şekilde? Para kendi 25 liraya veriyoruz tanesini. 25 liradan bir şişesini alıyoruz. Ne kadar bunlar? 2 kilo mu oluyor? 1,5 mu? Yok, 750 litre şişeler. Şeyler biraz büyük gibi duruyor da şeyleri. Plastik kendi üretimiz mi abi? Kendimiz kendi üretimiz. Tabii kendi üretimiz. Şey, fabrikasyon vesaire nerede olur bunlar? Tesisimiz Deveçatar köyünde. Evet. Kırklar elinde bağlı Deveçatar köyünde. Tabii Türkiye'nin değişik bölgelerinde evet, toptan verdiğimiz yerler var. Gelmişken boş gitmedin bize. Tabii zaten aldım abi. Hem hatıra olur. Gelmişken buraya arkadaşlara tavsiye ederim. Üstadına baktık. Güzel. En azından bize Türk kahvesinin yanında rahatlıkla içebiliriz. Şöyle alabilirsiniz. Ne kadar abi bu? 25 lira şişesi. Ayrı ayrı alıyorum değil mi? Siz bir tane mi alıyorsunuz? Yok, ikisini de almıyor ben. İkisini de mi? Tamam. Şöyle buyurun. Paketler güzel yaşıyor. Paketler güzel yedik. Buyurun.
Abine kartımızı verdik mi abi? Sen kartımızı da. Tabii alayım ben de. Abi kartları işte Trakya YouTube kanalına, Trakya'yı gezmeye, güzel yerler çekmeye devam ediyoruz. Tamam. Akşam olsun. YouTube'a yazdığınız zaman kartı veriyorsun. Tamamdır. Emin oldum. Kolay gelsin. Biz de yoktuğa güzel beraber emin oldum. Hadi işler kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Trakya YouTube kanalı. Abi nedir bu? Şimdi bu arkadaşlar bu Türkiye geneline özgü bir şey. Sadece bizim Trakya halkına değil, Türkiye geneline. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesine özgü. Soğuk içiliyor değil mi abi? Yani bunu ne kadar soğuk içerseniz o kadar güzel. Yazın tüketilen bir ürün. Zaten Çanakkale ve İzmir arası sağ taraf sürekli karadır yani. Evet ama biz Antalya bölgesi çalışıyoruz. Antalya bölgesinin daha farklı bölgesi. Bu şu an dut hangisi oluyor? Bu dut. Vermiş olduğum dut. Şimdi geçen günler çarşamba Kırklareli pazarı var biliyorsunuz. Kırklareli misiniz? Evet Kırklareli. Çerkez yolu haftamız da atıyor. Kırklareli pazarında bizim tezgahımız var. Orada da ürünümüzü satıyoruz. Beyaz TV'den geldiler. Ramço arkadaşımız geldi. Beraber mi? Öyle mi? Kara şeyimizi çekti, tezgahımızı çekti. Arkadaşlar biraz durgunluğumuz var. Yani dünya genelinde biliyorsunuz. Evet maalesef. 19 virüsünden dolayı. Buraları bu zamanlar geçen seneye göre yani tıklım tabii. Ve buna şükürler olsun. Yani insanlar gelip gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ama tabii de geçen seneye göre bir durgunluğumuz var ya. İnşallah bir seneden sonra daha yoğun olur herhalde. Yani. Ama insanlar sonra... AVM'lere yönelmiyorlar. Aynen. Ulaşım sıkıntısı da var yani. Yollar şu an çok kötü. Biz geldik de çekim için tekrar gelir miyiz aynı şekilde bir soru işareti. Yol çok kötü abi yani. Yol çok kötü. Evet şimdi şöyle bulursa... yalnız yani burayı karışan, burayı idaresini yapan. Kırklareli ilk özel idare. Buranın yollarını yaptılar. Yani çukur olan yolların yamalarını yaptılar. Fakat bu son zamanlardaki aşırı yağmur dolayısıyla ondan dolayı yollar bozuldu. Yoksa yollarımız iyiydi. Ama herhalde ilk özel idare yine buna bir çare. Şimdi orman yolları olduğu için ağır taşıtlar yoksa odun kesimi oluyorsa yollarını bozulmaz. Kavakların kesimi, turşu ağaçların kesimi odundan dolayı yüksek branşlı kanyonlar, tırlar gibi. O bakımdan da çabuk bozuluyor. Batu! Yani sizin kendi örtünüz değil mi abi? Tabii benim anamım yapıyor bunu. Anamım yapıyor. Batu! Tabii özellikle şöyle bir sizin özünü, pekmezini, keçi bulu pekmezini içerisinde var. Ama da biz bu şekilde yani hemen içecek arkadaşlara bu içmiş olduğunuzun kıvamı aynısı. 3 litre olarak veriyoruz. Fiyatı 20 lira bunun arkadaşlar. 3 litresi 20 lira. Bir de bunların özellikle kemoterapi gören hastalarda daha sonra çıkan arasında yaralar oluşuyor. O yaraların tedavisini doğal olduğu için o tür faydası da oluyor. Bunu aynı zamanda pekmez olarak da sabah akşam olarak da tüketilebiliyor. Özür, yani bunu istiyorsanız mesela şunun tamamı 9 litreye hitap ediyorsun. İlave ettiğiniz takdirde şu vermiş olduğu tekrar bu şekilde karışım yapabiliyorsunuz. Vermiş olduğu aramasını yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu sulanmış hali o araması. Tabii bu sulanmış hali aynı kıvamda. Şurada özü, konsantresi. Kendiniz pekmez olarak da aynı zamanda aramasını da yapmış oluyorsunuz bunu. Çok güzel bir doğal bir yani, hoş tadı var yani. Bizim aynı zamanda Kırklareli'nde Dingiloğlu Parkı'nı biliyorsunuz. Evet. Buradan izleyen arkadaşlara da söyleyelim. Orada da tezgahımız var. Hemen Yapıköy'de Murat Taksi durağının yanında. Pembe bir aramamız var orada. Orada da hizmet sunuyoruz. Oradaki arkadaşlar da ürünümüzü oradan tedarik edebilirler. Biz şayet içtik, tadına baktık. Evet. Teşekkür ederiz. Gayet tavsiye ederiz yani bugün alan arkadaşlarımıza da. Ürünler daha yakından çek. Standları almıyorum. Evet. Hemen sonları. Napolyon ki ya, patladın alma. Ayakları kesiyor değil mi? Vallahi. Hemen zaten şimdi oraya biraz kesiyor. Ayakta kesmiyor. Buradan gidenler hemen burayı yapıyor. Şimdi yoldan geldiğimiz için aynı zamanda dinlenmeden çıktık yukarısını. Evet. Hemen ayaklarını bir dikleri mi? İsim neydi bu arada? Benim Ercan, Tata Ercan. Ercan, Tata Ercan. Memnun olduk. Bizler de memnun olduk. Bizler de memnun olduk. Biraz tane çocuklar getirsin. Evde eş dost vardır. Dolaba atın. Aynen İçeri yaklaşır.
3 litre böyle vereceğim. Öyle mi aldın abi? Bir tane alalım yeterli abi. Tamam. Buyurun, buyurun. Şöyle vereyim, teşekkür ederim. Ben seni çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin abi. Hayırlısın. Evet arkadaşlar, Duklisa Mağarası'nda turumuzu tamamladık ve satılan doğal ürünlerden ürünlerimizi aldık. Doğal mısırımızı, ardaliye özümüzü ve bu da karadut turumuzu aldık. Bugünkü turumuzun sonuna geliyoruz. Güzel bir tur oldu. Yani buraya gelmenizi tavsiye ederiz. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi izlemeye devam edin arkadaşlar.